Merhabalar, ben Doktor Nezih. Bugün sizlere kuru, çatlamış dudakların sebebi, bunların arttırabilecek sebepler ve aynı zamanda çözümüyle ilgili birkaç noktaya değineceğim. Kuru ve çatlak dudaklar çok kişinin sorunu olabiliyor. Özellikle sonbaharda, kış aylarında, yazın sıcağında dudaklar kuruyor ve yer yer çatlamalar, bazen de sürekli soyulmalarla seyredebiliyor. Kişinin yapısına bağlı olarak bu değişik şiddetlerde ortaya çıkabiliyor. Eğer sizin de dudağınızda kuruma, çatlama, soyulma gibi probleminiz varsa bu videoyu dinleyin. Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Dudaklarımız niye kuruyor? Niye çatlıyor? Bunun zemininde her şeyden önce dudağın yapısı gereği böyle bir yatkınlık var. Yani ne demek? Vücudumuzun diğer deri parçaları, diğer bölgelerinden farklı olarak dudağın en üst kısmındaki bariyer tabakası çok zayıftır. Ve özellikle derinin en üst tabakasında bizi dış etmenlerden koruyan, cildin nemini hapsetmeyi sağlayan en üst tabaka dudakta ya çok incedir ya da yok. O yüzden dudak özellikle nem kaybına yönelik çok hassastır. Çok kolay nem kaybeder ve dış etkenlerden, rüzgardan, soğuktan, sıcaktan, güneşten çok kolay etkilenir. Bundan dolayı dudağımız bütün vücudumuzun diğer parçalarına göre daha kolay kurumaya, daha kolay hasar görmeye daha yatkındır. O yüzden yatkın kişilerde bu biraz sorun olabiliyor. Bu da kişinin günlük hayatını etkileyebiliyor. Tabii eğer bu dudakta kuruma, çatlama şikayetini süreklilik arz eden bir durumdaysa mutlaka kanınızda vitamin mineral düzeyinize, kan tahlillerinize baktırmanız, kansızlığınız var mı baktırmanız, şeker hastalığı ve tiroid fonksiyonları açısından da bir tahlillerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Bunu yaptırdığınız takdirde içeriden tetikleyip bu işi kolaylaştırabilecek sebepleri bir dışlamanız lazım. Ama bunlar olmak zorunda değil. Çoğu kişinin yapısal olarak ortaya çıkan az önce saydığım sebeplerle çok kolay dudakları kuruyabiliyor, çok kolay çatlayabiliyor. Tabii ki bu durumda sizin öncelikle önlem olarak bunun sürekli nemlendirme isteğiniz de olabilir. Ama şunu bilin, vücudumuzun şöyle bir özelliği var. Ne kadar nemlendirirseniz burayı, bu sefer vücut şöyle algılıyor. Nasıl olsa bana bu dışarıdan geliyor. Ben o yüzden nem verecek içeriden madde üretimini azaltayım. Şimdi böyle deyince ne oluyor? Sizi dudak stiğine bağımlı hale getiriyor. Aslında dudak stiğini çok kullanarak kendinize dudak stiğine bağımlı hale geliyorsunuz. Çünkü artık vücudunuz nasıl olsa ben dışarıdan alıyorum deyip nem üretmiyor. O yüzden her şeyin dengelisi güzeldir. Dengeli bir şekilde yaparsanız fayda görürsünüz. Dengeli yapmazsanız vücut alışkanlık haline getirir. İşte bunu da bilinçli olarak yapmanız açısından uyarıyorum. Dudak stiği bağımlısı olmayın. Çantanızda her saat bağımlılık yaparsanız artık o iş daha da bağımlılık haline gelir. Şimdi bunu vurguladıktan sonra da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir, dudağınızı kurumaya müsaitse arkadaşlar nemlendirin tabii ki. Ama basit, kolay birkaç yöntem söyleyeceğim. Çok paralar harcamanızı da istemiyorum. O yüzden buna yönelik şeyi en sonda paylaşacağım. Dudaklarınız özellikle kuruduğunda 1. Dişlerinizle dudağınızı oynamayın. Bazıları yapar. Dilinizle sürekli dudağınızı yalamayın. Niye? Dişlerinizle travmaya uğratıyorsunuz. Zaten kuru olan yeri hasar veriyorsunuz ve bu sefer egzamaya yatkınlık ortaya çıkarırsınız. Dudağınızı yalamayın dedim. Neden? Dudağınız dilinizle değdikçe dilinizdeki tükürük bezinden gelen tükürüğün salgıladığı enzimler ve oradaki asidik yapı dudağınızı ekstra tahriş eder. Hem dudağınızda hem dudağınızın etrafında bu sefer kızarıklık ve ekstra pullanmayla karşı karşıya kalırsınız. Yani demek istediğim olan şeyi kuruluğu daha da kötüleştirecek hamleler olduğu için söylüyorum. 3. Elinizde çatlayan soyulan dudaklarınızı koparıp oynamayın. Oraya verdiğiniz hasarla daha kötüleştirirsiniz. Bunları yapmayın. Oynamak yok. Onun dışında Roaccutan vesaire kullanıyorsanız Roaccutan kullanımına bağlı dudağınız gene kuruyabilir. Hatta vücuttaki ilk yer etkisi dudak kuruluğudur. Niye? Az önce söyledim. Çok hassas. Bariyeri çok zayıf. En kolay nem kaybeden yer. O yüzden dudakta ilk kuruma belirtilerini ortaya çıkarırsınız. Çünkü yağ bezlerinin çalışması azaldığında ilk kendini dudakta gösterir. Ve ek olarak dudağınıza yüzünüze uyguladığınız peeling ürünleri veya yüzünüze uyguladığınız scrub dediğimiz o soyucu ürünleri dudağınıza uygulamayın. Zaten bariyeri zayıf. İyice zayıflaştırırsınız. Bu sefer çok kurumasına sebep olursunuz. Ve sonrasında egzama gibi daha alerjik ve daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii bunlar dışında ekstradan kullanmış olduğunuz dudak ürünlerinin içerisindeki maddelere karşı da hassasiyet konusunda hep bilinçli olun. Yapılan çalışmalarda özellikle dudak balmlerinin veya kremlerinin içerisindeki
Hint yağı, parfüm içerikler, propolis gibi içeriklerin özellikle bazı kişilerde bütün bunlardan bağımsız olarak dudakta alerjiye sebep olup bu kuruma hissiyle kendisini gösterebildiği ortaya çıkmıştır. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa bu konularda da bilinçli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim mevcut olanı nasıl tedavi edeceğiz? Bakın eğer egzama geliştiyse o konuda mutlaka doktora gelin. Mutlaka biz tedavisini yapalım. Ondan sonra bu bakımı yapın. Ama mevcut sıkıntınız sadece kuruluksa yani ve kolay çatlıyorsa, yaz aylarında veya kışın soğuğunda çok çatlıyorsa, esas sorunuz kuruluksa, çözümü arkadaşlar şu. Özellikle akşamları yatarken, uyumadan önce çiftli nemlendirme yapın. Ne demek istiyorum? Basit bir nemlendirici, içerisinde hyaluronik asit olan, içerisinde yatıştırıcı nemlendiriciler olan, seramit olan, hyaluronik asit olan, skualen olan, içeriği nem vermeye yönelik olan basit nemlendiricinizi sürün. Onun üzerine kalın bir tabaka vazelin kullanın. Bakın çok basit. Bunu çok ucuza temin edebilirsiniz. Evinizdeki basit bir nemlendiriciyi sürün. Ne varsa, ben hani eskiden bizde hep şey derlerdi halka, Nivea var. Herkesin evinde bir tane şu kavanozda Nivea olur. Böyle düşünün. Basit nemlendirici uygulayın. Onun üzerine vazelini sürerseniz, o içeriye sürdüğünüz nemlendiriciyi hapsettiğiniz için vazelin gibi kalın bir tabakayla hem o nemi emer, hem de vazelinin nemlendirici özelliğinden faydalanırsınız. Hem de vazelin çatlakların tamirinde çok değerlidir. Gece bunu yaparsanız o 24 saatlik süre boyunca sizin dudağınızı korumada çok değerli bir iş yapar. Gün içerisinde çok az bir lipstik kullanma ihtiyacı duyarsınız. Bir de lipstik niye kullanmanızı istemiyorum çok? Bağımlılık yapmasın diye. Bahsettiğim sebeple. Başta dinlediniz. İşte bunu da önlemek adına çok iyi bir dudak bakımı sağlamış olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olun ve sonraki videolarda görüşmek üzere.